Merhaba, iyi pazarlar. Umuyorum siz de bu hızlı geçen baharın tadını çıkaramadan yaza adapte olabilmişsinizdir. Çünkü kışın bitip de yazın başlaması arasında kalan o bahar maalesef artık yaşanmıyor. Nazlı bir bahar çabuk hızla geliyor ve hızla gidiyor. Sadece ağaçlar sanki bir gecede yeşillenmiş gibi hissediyoruz. O kadar çabuk değişiyor her şey maalesef. Dünyada da böyle. Her şey çok çabuk değişiyor ama bir türlü rayına oturamıyor. Hiç kimse birbirinden hoşlanmıyor. Herkes birbirine düşmanlık yapıyor ve bu böyle sürüp gidiyor. Maaleseftir ki bunun sonunda büyük ayrışmaların, büyük çatışmaların yaşandığı bir zamana doğru gidiyoruz. Ve ne yazıktır ki yine maalesef geçen yüzyılın başlangıcının bir kopyasını yaşıyor gibiyiz. Geçen yüzyılın başında da dünyadaki nimetlerden çok fazla pay aldığını düşünemeyen ülkeler kendi içlerindeki gücü kullanarak bir anda birbirlerine saldırmaya başlamışlardı ve dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Biz de o paylaşımdan kendi payımıza düşeni aldık ve bugüne kadar geldik. Ama şimdi ülkeler de kendi içlerinde ayrıştırıyorlar maalesef halklarını. Biz de yine payımıza düşeni alıyoruz bundan. Görüyorsunuz. Herhangi bir savaş olsa aynı siperde yer alacak insanların basit basit nedenler yüzünden birbirlerine nasıl saldırdıklarını, bir şampiyonluk kutlaması sırasında birbirlerini nasıl düşman ilan ettiklerini görüyorsunuz. Ve maalesef bunu içimiz acıyarak izliyoruz. Bunun tek bir ilacı var. O da çalışmak, üretmek ve tabii ki sanat. Sanata daha çok vakit ayırmamız gerekiyor. Sanatta daha fazla vakit geçirmemiz gerekiyor ki o toplumları bir araya getirecek o tutkalın gücünü arttırabilirim. İşte bugün toplumları bir araya getirecek tutkalın gücünü arttıranlardan biriyle Fırat Aksal'la birlikteyiz. Oyuncu. Fırat hoş geldin. Hoş buldum. İyi pazarlar. Sağ olun size de. Fırat, fırsat eşitliğinin çok fazla olmadığı bir bölgeden geliyorsun. Evet, doğru. Diyarbakır Dicle'lisin. Ve oradan hayata İlk ve ortaokulda, ilk okulda atıldın ama sonra ortaokulu ve liseyi Antalya'da mı okudun? Ortaokulu Dicle'de okudum, liseyi Antalya'da okudum. Yani ilk ve orta eğitimini Dicle'de aynen tamamladın. Orayla ilgili çok ilginç bir sözün var. Sınıfta simultane çeviriyorsun diyorsun. Peki arkadaşlarının Türkçe'yi öğrenememe nedeni ve senin öğrenme nedenin neydi? Aslında tabii bir şeylerin seyirlik olması için gerçekten biraz koparmak gerekiyor. Hı hı. Komedide özellikle. Ben aslında doğduğumda Türkçe ile doğdum. Yani annem okul hayatımı daha rahat geçirebilmem için annem ve babam tarafından Türkçe olarak büyütüldüm. Hı. Aslında ben Zazaca'yı okulda okudum. Yani okulda öğrendim. Okulda Zazaca'yı evet, öğrendim. Okulda Zazaca'yı öğrendim diğer arkadaşlarımdan farklı olarak. Ve benim babama esnafta, okul sonralarında da babama yardıma giderdim. Esnafta, çarşıda yani yaşadığınız coğrafyanın göbeğinde de konuşulan dille karşılaştığınızda daha hızlı öğreniyorsunuz. Aslında benimki sınıf arkadaşlarımın aramındaki bir alışveriş gibiydi. Yani hocanın söylediklerini çat pat kendim çocukken çeviriyordum. Onlar işte kendi aralarında konuşurken bir de Türkçe'ye çevirip beni dahil ediyorlardı falan. Aslında memur çocuğu gibiydim ben ilkokulda. Hani birinci, ikinci sınıfta bu böyle. Giderek tabii dile adapte oldum ama aslında tabii dediğiniz çok doğru. Fırsat eşitliğinin çok olmadığı bir coğrafyadan maalesef geliyorum. Bu fırsatı eşitlemek de çocuk yaşta müfrit olarak benim pozisyon alabileceğim bir durumda değildim. Bu annem ve babam sayesinde oldu. Hı hı. Onların yönlendirmeleri ve dedemin, anne tarafımın özellikle. İşte Antalya'ya gönderme cesareti, 13 yaşında yatılı okuma. Orada aslında iyi bir okulda okumaktan ziyade hayata erken yaşta başlama ve fırsatları genişletme olarak gördükleri, hı hı, bir şeydi. Antalya'dan sonra aslında benim gurbet maceram başladı. Bir yani, daha eve dönmedin mi? Dönmedim, yok. Tabii dönüyorum, gidip geliyorum sürekli. Elbette geçen hafta yani oradaydım ama dönmedim yani, bir daha kalıcı bir şekilde Diyarbakır'a gitmedim. Sürekli savrulup durdum aslında. Yani liseyi iki ayrı yerde okudum. Hı-hı. Antalya'da, sonra İstanbul'da. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Sonra mesleğimi orada yapmaya devam ettim. Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda. Hı-hı. Sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da tiyatro yapmaya devam ettim. Öyle. Sonra turneler olunca zaten artık Türkiye'nin her yerini geziyorsunuz. Hatta dün Ayvalık Tiyatro Festivali'nde... Hı, ne yaptın? Çekil İtme Beni oyunumuz var. Apartman sahne yapımı bir oyun. Nerede oynadınız? Nejat Uygur sahnesinde. Ah, ne kadar eski güzel. Vural sinemasında. Dün akşam orada oynadık. Sabah da döndüm.
Çok da güzel geçti. Çok şahane bir festival. İlk defa mıydın Ayvalık'a? Efendim? Ayvalık'a ilk defa. Yok, daha önce gitmiştik. Geçen sene Kadın Oyunları Festivali'nde yine apartman sahnenin Evin Kokusu adlı oyunuyla gitmiştik. Tek kişilik bir kadın oyunuydu. Ben de rejideydim o oyunda. Bu oyunda da oyuncu olarak gittim. Daha önce de biz çocuk oyunu, yani Ankara döneminde çocuk oyunlarıyla da gitmiştik Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'na. Ayvalık'a gidip geliyorum yani. Bayağı da memnunum. Çok sevindim. Güzel geçiyor. Ben senin memleketini, sen benim memleketimi biliyorsun. Öyle mi? Zaten şeyde of records olacak belki. Oranın kültür işleri müdürü Erkan Bey, Erkan Çılak var. Dün onunla konuşuyorduk. Hani dedim yarın Levent Üzümcü'nün programına konuk olacağım. İki gün önce buradaydı ya. Yani, Ayvalıklı olduğu için olabilirim acaba. Ben bilmiyordum Ayvalıklı olduğunuzu. Babam Ayvalıklı, evet. Çok güzel. İşte 1881 yılı yapımı, 1924'ten beri mübadele sonrası da bizde olan Maceron'da bir evimiz var. Biz de Maceron'daydık. Çok güzel bir yer orası. Çok çok güzeldir. Yani. Yani ben de işte oradaki sokaklardan bir tanesinde büyüdüm. Hı-hı. Çok çok severim ben Ayvalık'ı. Hem insanını hem doğasını. Çok daha başkadır Kuzey Ege. Çok çok. Kendinizi insan olduğunuzu hatırlatıyorlar. Gerçekten utandırıcı bir yaklaşımları var. Yani kiminle konuşsanız güler yüzlü falan, hani böyle hiçbir gerginlik yok. Vay be, İstanbul niye böyle değil? Ya bir de şöyle bir durum var aslına bakarsan. İstanbul'da kolektif bir kabalık var. Evet. Neden tabii bunları konuşuyoruz? Biraz seyircilerimize de anlatmak lazım. Çünkü sen stand-up yapıyorsun. Evet. Ve kariyerini oradan devam ettiriyorsun. Evet. Tiyatro ile birlikte. O da tiyatronun bir dalı zaten stand-up'ta. Ve aslında bütün hikaye, stand-up'taki bütün hikaye sosyolojide ve psikolojide görmediğimiz şeyleri göstererek bize ya da biraz altını çizerek onları göstererek hem bizi eğlendirmek hem de bir parça evet ya dedirtmek. Onun için de bir parça böyle şeyleri konuşuyoruz sevgili seyircilerimizle, çünkü konumuz oraya varacak. Şimdi turnelerle bütün Türkiye'yi görüyorsun ama İstanbul'daki durum biraz farklı. İstanbul'da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, burada dernekleşmiş, burada asla bağını kopartmayan, işte birçok dernek görüyorsun, sen bile şaşırıyorsun, vay be bunun da mı derneği var diye. Evet, aynen öyle. Yani kalkındırma ve güçlendirme dernekleri, yani iller, ilçelerin isimleriyle. Köy dernekleri var yani. Köy dernekleri var. Aslında bir parça yaşamda kalmaya çabalama durumu bu. Kesinlikle. Dünyanın birçok yerinde insanların girdikleri topluma adapte olamamaları nedeniyle, o toplumun genelinin kurallarını çok fazla beğenememeleri nedeniyle. Ben biraz da çoğunluğa yaslanma konforu gereksiniminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir arada olmak güçlü hissettiriyor, evet, ya. İşte yani o derneği kurduğun zaman, o derneğe arkanı verdiğinde işte diğer kendilerinden önce belli bazı nedenlerle kurulmuş dernekleri işte başka türlü görüp ama kendi derneğine hiç öyle bakmıyorlar. Aynen. Ama bütün derneklerin bu anlamda kurulma nedenleri var olabilmek, aynı görüşten, aynı yerden olan insanların bir arada topluca bulunabilmesi. Ve maalesef'tir ki işte o iç içe geçişmeyi engelleyen bir şey oluyor ve sadece insanlar özellikle trafikte çok net gördüğümüz gibi, evet, kolektif bir kabalığı yaşatıyorlar. Kesinlikle. Birbirlerinin içlerine geçişmeden, birbirlerini ötekileştirerek, biraz önce programın başında da söylediğim gibi, tuttuğu takımdan tut da mezhebine kadar, dinine kadar, ismine kadar, bir olaya neden ve nasıl, niçin öyle baktığına kadar birbirlerini ayrıştırmaya başlıyorlar. Stand-up'ta onların bu durumlarının acıklı hallerini gösteriyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'deki bütün seyirciler aynı değil. Evet. Bütün şehirler aynı kültürden gelmiyorlar. Başka başka yemek kültürleri var. Algılamaları başka. Genellikle televizyon bir arada tutmaya çalışsa da mesela Dario Fo hep onu söylerdi. İtalyan kültürünü öldüren, İtalya'nın o bütün oylumlarını öldüren şey televizyon oldu der. Dili öldürdü, lehçeleri öldürdü. Şimdi televizyonun öyle bir şeyi oluyor bizim gibi ülkelerde, bizim gibi çok kültürlü ülkelerde televizyonun biraz böyle ortalamaları buldurmak gibi bir görevi de oluşuveriyor ve bu ayrıntıları, bu güzel oyunları öldürüyor maalesef. Kesinlikle, bence de öyle. Biraz ne yaşadığını farklı şehirlerde anlatsana bize Fırat. Şuradan başlayayım. Dediğiniz gibi televizyon şeyi öldürüyor. Yani farklı coğrafyaların kendine az kodlarını es geçerek daha yukarıdan bir yerden bir şeyleri yansıttıklarından biraz içinde boşaltmış oluyorlar. Benim stand-up'ımda da açıkçası stand-up'tan önce ben çok fazla şehir gezdim. Yani Türkiye'nin 70'e yakın şehrini gezdim turnelerle. Ama tiyatro biçimi gibi değil. Yani en azından açık biçim gibi, yani açık biçim dışındaki oyunlar gibi olmuyor stand-up.
Atıyorum İstanbul'da oyununuzu oynarsınız. Belli reaksiyonlar belli kitleye göre değişebilir. Aynı oyunu gidersiniz Manisa'da oynarsınız. Orada bir tutarlılık vardır. Ama stand-up'ta bu böyle olmuyor. Kendi matematiği var, kendi timingi var. Ben mesela Diyarbakır'da ilk kez geçen 4 Mayıs'ta Ahmet Şehir Tiyatrosu'nda yaptım gösterimi. En son orada turne yaptım. Şimdi orada bazı şeyler ara alkış alıyor. Çok mutluyum ama her oyunun olduğu gibi stand-up'ın da kendine has bir müziği olması gerektiğinden yani o müzik bozuluyor. Tekrar ona ayak uydurmak falan. Yani böyle hoş bir şeyle tuhaf bir şey arasında gidip geliyorsunuz. Çok güvendiğiniz şaka mesela bir yerde tutmuyor. Oranın kendi hiç beklemediğiniz bir şaka. Ara alkış alıyor falan. Tam böyle final punchline'ını patlatırken ara alkış geldi dağıldım falan gibi şeyler oldu. Ya da mesela set deriz stand-up'ta anlatılan hikaye bölümlerine, yani terminolojide komedyenler öyle konuşuyor. Ya biz mesela bazı setler bazı şehirlerde çok iyi karşılık bulurken bazı şehirlerde boşluğa düşüyor. Benim stand-up'ımda final setim Kadıköy'de anlattığımda yıkılıyor ortalık. Ama ben mesela Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda da gösteri yaptım, Adana'da da yaptım. Orada bambaşka yerlerde reaksiyon seyrediyor. Aslında stand-up gösterinizi bir yerlere taşırken buna hazırlıklı olmak gerekiyormuş. Ben bunu sahne üstündeyken anladım. Şehre göre hazırlanmak gerekiyormuş yani. İçerikleri ona göre evirtmek, değiştirmek bile gerekiyor. Tabii şey çok mantıklı. Yani stand-up'ta böyle bir esneklik var. Var. Ha. Çünkü yaptığın gösteri tamamıyla sana ait. Tekst tamamıyla sana ait. Evet. Ve bir gösteriyi yaparken orada o anda pozitif bir şeyi yapabilmek, önceden buna hazırlıklı olabilmek ya da o an geliştirebilmek sana ait. Ama işte dilin kemiği de yok. Yok. Çünkü ya bazı şeyleri söylemeden de rahat edemiyorsunuz o gösteriyi. Yine de orada onu patlatmak istiyorsun. Patlatmak istiyorsunuz. Ya şey tabii ben birçok kesimi, birçok ideolojiyi aslında çok merkezde bir yerde belki çok tatlısı Kürdü diyorum kendime de. ortada bir yerde değerlendirmeye çalışıyorum. Aslında benim stand-up, benim hikayelerime dahil olan her şeye eleştirel yaklaşmaya çalışıyorum. Adana'da şey çok komikti. Kendi adıma komikti. Ülkücülerle de ilgili bir bölümüm var benim. Hı hı. İşte onu nasıl anlatacağım vesaire diye düşünürken tiyatroya doğru gittim. Gösteri öncesi bir baktım tiyatronun hemen yanında Adana Ülkü Ocakları İl Başkanlığı var. Dedim buradan birileri gelir mi gösteriye, bir şey olur mu falan. Ama yine de yaptım ve şey oldu. Seyircide de karşılığı oldu. Çünkü komedinin ben seyircide tahammülkar bir havaya büründürdüğünü düşünüyorum seyirciyi. Yani seyirci daha tahammülkar olabiliyor komedide. Evet, çok sivri, çok da yaralayıcı şeyler yapmadıkça insanları, mesela işte televizyonda buna rast geldik. Birkaç kişinin kariyeri bitti hatırlarsan. Evet. Yapmış oldukları mesnetsiz esprilerle ya da o an işte tutamayıp da kendilerinin komik olduğunu düşündükleri bir takım mesnetsiz esprilerle kariyerleri bitti. Ama stand-up'ta böyle bir şey çok söz konusu olmuyor. Yani stand-upçının her zaman içerisinde bir güvenli yer var. Bir şeyin ters gittiğini anladığında, bir şeyin doğru olmadığını anladığında oradan da çok güzel manevra yapıp o geceki işte izleyici sayısı kadar kişiyi, gel 500 diyelim ona ortalamasında, o kişinin yanlış algısının önüne geçebiliyor. Yani aslında stand-up biçimi çırılçıplak bir biçim, tiyatro biçimi bana göre. Yani hiçbir şey yok. Elinizde bir mikrofon ve oturabileceğiniz bir taburo var. O da belki her sahnede olmuyor. Evet. Sizi kurtaracak bir reji yok, sizi kurtaracak partneriniz yok. Tiyatro sahnesinde ne bileyim dayanacağınız bir dekor yok, propunuz yok. Sadece siz ve seyirci varsınız. Orada da bir de metin. Metin var, evet. Tabii. Orada da Metin Akpınar'ın sözü çok aklıma gelir böyle durumlarda. O da hani deve kuşu zamanlarında şey der, atıyorum 3000 kişi oynuyorsak biz aslında 6000 kollu, 6000 bacaklı, 6000 gözlü bir organizmayız diye tanımlar oradaki atmosferi, oradaki canlılar bütün, insanlar bütününü. Ben de biraz öyle ona yaklaşmaya çalışıyorum. Apartman sahnede stand-up atölyesi veriyorum aynı zamanda.
Yeni komedyenler kazandırıyoruz diyeyim. Orada da temrinler yaptırıyoruz. Sahnenin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. En çok üzerinde durduğum konu aslında komedyenle seyirci aynı tarafta, ittifak halinde. Tabii. Bunu atlamamak gerekiyor. Yani seyirci oraya eğlenmeye ve gülmeye geliyor. Siz de aynı niyetle sahneye çıkıyorsunuz. Bu ittifaka yaslandığınızda ve seyirciyi kendinize emanet ettiğinizde işler yoluna giriyor bir şekilde. Bu tek kişilik metinli tiyatro oyunlarında da geçerli. Zaten bağımsız tiyatroların bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik oyunlar yapma imkanına kadar indirildi bütün kaynaklar maalesef. Ve biz de daha çok yani bir kişilik, beş kişilik oyunlar oynuyoruz. Gerçi bizim kabare oyunumuz biraz kalabalık ama. Orada da mesela tek kişilik oyunlarda da hep yönetmenin girdiğim provalarda bulunduğum işlerde yönetmenin hep seyirciye yaslan, seyirciye güven telkinlerini hep duyarım. Çünkü başka bir şeyiniz yoktur o esnada, yani yaslanabileceğiniz başka aygıt yok sahnede. Vardır illaki de en somutu, en güveniliri yine seyirci oluyor. Genellikle şeye baktığımda stand-up Türkiye'deki işte zirvesinden ayrıntılarına kadar stand-up'a baktığımda tabii zirvelerin şöyle bir şansı var stand-up'ta. Çıktıkları zaman seyirci gülmeye çok hazır. Evet. Fakat daha ayrıntıda kalan, daha az tanınan stand-upçılar için bayağı bir çalışma gerekiyor. Zor. Kürekle girip evet, o seyircinin damarını bulup kazmak, aynen, araştırmak aynen gerekiyor. Ve aynen, seyirci nedense yeni çıkan stand-upçıların ilk sahneye geçtiklerinde, çıktıklarında gülmemeye karşı meyiller. Evet. Onu kırmak, o ilk anda seyirciyi yumuşatabilmek, avucunun içine alıp da onunla birlikte kesinlikle eğlenceyle devam edebilmek çok da kolay değil. Sen ne yapıyorsun? Ben seyirci eğer tek kişilik gösteri yapıyorsam başka bir şey uyguluyorum ama mesela şeyde bazı komedi kulüplerinde 15'er 20'şer dakikalık gösterilerle de çıkıyoruz sahneye. İşte sırayla çıkıyoruz. O gün seyirciyi bir benden önceki arkadaşlar sahnedeyken bir tartmaya çalışıyorum. Nasıl bir seyirci var? Gülmeye teşne mi? Yoksa açmak mı, ısındırmak mı gerekiyor seyirciyi vesaire? Tek kişilik gösteride de seyirci yerleşirken bile aslında o enerji size vuruyor. Nasıl bir seyircinin orada olduğunu anlıyorsunuz iyi kötü. Ve ben genelde hemen kendi hikayeme, yani kendi metnime girmem sahneye çıktığımda. Önce seyirciye bir kimlik beyanında bulunmaya çalışırım. Yani bakın ben böyle bir insanım. Siz de beni tanıyın. İşte seveceğiniz biriyim, çünkü sevmezsiniz gülmezsiniz, böyle bir yapıya sahibim, böyle bir düşünceye sahibim gibi seyirciyle ufak interaktif ilişkiler kurarak başta böyle bir ilişki biçimiyle yola çıkıp daha sonra kendi hikayeme giriş yapıyorum. Çünkü dediğiniz gibi o zirvelerde olan Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi komedyenler zaten kendi personasını yıllar içinde yaratmış komedyenler. Yani seyirci onların sahne üstündeki personasına hakim olduğundan gülmeye hazır doluyor biraz. Tabii. Mesela bu bizim yeni yeni komedi işine başlayan arkadaşlar için de bir tuzak haline geliyor. Uluslararası alanda da tanınan Ricky Gervais, Dave Chappelle, işte George Carlin gibi komedyenlerde de mesela onları izliyoruz Netflix'te ya da başka platformlarda. Ne kadar ofansifmiş. Bak bu konuya girebilmiş. O zaman ben de gireyim gibi bir cesaret edinip. Sakın Ricky Gervais'i yaptırtık geri yapmaya kalkma. Aynen. Kaldı ki Türkiye gerçekliğinin yanında. Ricky Gervais'in sahnelerde kurduğu 35 yıllık bir persona var. Tabii. Ve seyirci üzerinde de bir otoritesi var tırnak içinde. Yani bakın ben bu işimi iyi yapabiliyorum çünkü 5 kere Oscar'ı sundum en kötü falan gibi. Yani böyle title'ları var adamın. Biraz da ona yaslanıyor. Ve insanlar o adamın sahnede söylediğini, ne niyetle söylediğini, yani söylediği şeyi ne niyetle söylediğini hemen anlayabiliyor. Ama seni anlayamaz. Seni daha izlemediler çünkü. Bir de daha geniş kitlelere ulaşabilmenin bir yolu da mutlaka televizyonla bir bağlantıya geçebilmek. Geçebilmek. Televizyondan evet. Ama artık günümüzde sadece bu da kalmadı. Kalmadı. Şimdi bakıyoruz YouTube'da çeşitli stand-up gösterileri çıkıyor. Herkesin kanalı var, seslerini duyurabiliyorlar. Onların artık çok beğenenleri, fanatikleri oluşmaya da başladı. Görüyoruz da bunu. Ben hani ulaşamadığım bir jenerasyon varsa kendi çocuklarımdan bakıyorum. İşte bir tanesi 15, bir tanesi 20. Diyorum acaba bu neyi izliyor? Aa, bu bana, baba diyor bak şuna bir izlesene diyor. Bak. Mesela onlara komik gelen şey artık mesela
çok sert şeyleri, hani evet, toplumun genel geçerine çok sert gelecek esprilerin de yapıldığını ama onun doğru kitleye ve doğru şekilde yapıldığını görüyorum. Ha ne oluyor tehlike? İşte goygoycu basından bir takım insanlar reyting toplayabilmek için aradan cımbızlayıp bir takım sözleri, bakın bunu dedi. Aynen. İşte Mustafa Kemal'e şunu dedi ki, evet, dememiş, görüyorsun yani, demiş alakası yani, bile yok. Yani yapılabilecek espriyi de en doğru dozundan yapmış gibi şeyleri görüyorsun. Ama hani muhakeme yeteneği olan, bir parça vicdanı olan insanlar da aslında o basın kurumunun nasıl, ne kadar büyük bir hata yaptığını görüyor. Gençlerin, genç insanların mesleğine yeni başlayan, bu işten aile geçindiren, kendi hayatının idamesini sağlayan insanları bu kadar kolay hedef gösterdiklerini görünce korkuyorsun, şaşırıyorsun, evet, ve üzülüyorsun. Evet, vicdansızlık oluyor. Ya Türkiye'de son dönemlerde, son iki yılda o kadar çok komedyen harcanmaya çalışıldı. Ya Pınar Fidan olayı, Emre Günsal olayı, Emre Can Çalışkan, demin bahsettiğiniz bu insanlarla birlikte sahneye çıktık ettik, tanıyoruz ve ben kariyerim boyunca çok fazla komedyen tanıdım. Hepsi de çok yakın arkadaşlarım. Ve hiçbirinin kötü niyetini görmedim. Ya sahneye çıkan insan art niyetli olmaz. Bir de şunu söyleyebilirim. Hani ben mesleğin de içinden geldiğim gibi, tıpkı senin gibi, yıllarla birlikte gördüğüm şöyle bir şey var. Bir komedyenin iyi drama oynadığını söyleyebilirim. Evet. Eğer birisi çok iyi komedi oynuyorsa iyi drama oynayabilir. Kesinlikle. Çok büyük istisnalar dışında, bir iki tanesini tanıdığım için söyleyebilirim, komedyenler iyi insanlardır. İyi insanlardır gerçekten. Ve bu tarz şeylerin peşinde koşmazlar, vicdansızlıkların. Hı. Dur mesleğimle şunun gömeyim, mesleğimle şunu da öldüreyim peşinde koşmazlar. Kendi bacağına sıkmış olurlar. Aynen ya, dediğiniz öyle de doğru. Ben komediye dönük aktörlüğüyle tanınmış insanların ya da komedyenlerin dram sanatında çok iyi oldu. Yani dramatik oyunlarda, yapılarda, işlerde. Sizin mesela, siz de komediyi çok iyi bilen ve bunu yansıtabilen birisiniz. Ama en çok hatırımda kalan rolünüz Abim filmindeki rolünüzdü. Yani o, hep onu düşünürüm yani, çok başarılıydı. Çok teşekkür mesela ederim. Cem Yılmaz'ın da, rica ederim. Cem Yılmaz da hep komedi işlerinde oynamıştı ama İftarlık Gazoz ve Abim isimindeki performansı her zaman insanın... Kendisini komedyen diyor ama bence harika oyuncudur yani. Evet yani, dediğiniz çok doğru. Şu an benim de kafaya geldi. Böyle bir düşünüyorum. Ve komedyen olduğunuz için de tiyatroda belli bir kimliğe, yani tiyatro kariyerinizde de belli bir kimliğe sıkışıyorsunuz. Komedi işlerinde şey yapma. Hatta o sizin bir parça kabul etmenizle ilgili. Bak yıllar önce bir oyuncu ablam, çok Türkiye'nin en ünlü oyuncularından bir tanesi, şey demişti. Ya bir kere bir Türk sinemasında bir filmde öğretmen oynadım. Üstüme yapıştı, bütün Türk sinemasındaki öğretmenleri bana getirdiler evet, demişti. Bu bir parça senin de tercihinle ilgili. Örneğin Abim'de de oynayan benim, Kimya'da da oynayan benim. Bakıldığında işte Harem'de de oynayan benim. İşte Beyza'nın Kadınlarında da oynayan benim. Ben de mesela öyle bakıyorum oyunculuğa. Bu benim mesleğim ve ne kadar farklı insan, ne kadar farklı senaryonun içindeki ne kadar, aynen, farklı insanı ne kadar yapabilirsem o benim kendimle ilgili bir mücadelem. Kesinlikle. Ben de tam bu böyle bir çekinceden bahsediyorum aslında. Ya oyuncu kişisi aslında birçok karakteri canlandırmak, yani onu tanımak, insanın farklı yani farklı benlere girebilmek ister. Sadece tek bir zaviyeden değil de başka alanlarda da başka kimliğe sahip karakterleri de canlandırma açlığından olsa gerek benim çekincemde. Acaba buraya gider mi? Ben mesela bu Avrupa Yakası dizisi bittikten sonra, hani meslekten olduğumuz için böyle konuşabiliyorum rahatlıkla, hem seyircilerimizin de merak ettiği bir şey olabilir bu. Avrupa Yakası dizisi bittikten sonra çekmiştim Abimi. İşte o komik jön imajını tamamıyla yerle bir edebilmek için. Ve gayet de başarılı olmuştu, başarılı burada. En azından bu anlamda benim için başarılı oldu. Ya adam sadece bunu oynamıyor. Evet. Bak, bunu da oynuyor. Hani şöyle bir yeteneği de var. Ondan sonra oynadığım tiplerde, çıkarttığım bütün karakterlerde, tiyatro dahil olmak üzere, işte Bir Yaz Gecesi Rüyası'nda Oberon'u oynayıp hemen ardından gidip işte şeyde gerçekte Michel rolünü oynuyordu. Yani, bambaşka, hani bir tanesi zaten cin. Cinlerin kralı. Normal sıradan bir işte karısını aldatan bir adam. Onun düştüğü salaklıklar, saçmalıklar. Bu yönünü seviyorum. Kesinlikle. Ben oyunculuğu. Kesinlikle, ben de öyle.
Ben de şu an iki ayrı metinli oyunda oynuyorum. Bir tane profesyonel doğaçlama tiyatro grubundayım. Hı. Doğar Doğaçlama Tiyatroları apartman sahnenin yine. Kabarede oynuyorum. Çekilip Bebeğini adlı post-dramatik absürt bir oyunda oynuyorum. Onu Ayvalık'ta oynadık. Yani bu kimliklere girişler, çıkışlar, oyuncu katmanı, yani kendi reel kimliğinizi bir katmanda tutuyorsun sahnenin üstündeyken elbette, ama oyuncu katmanlarının değişmesi bambaşka bir haz uyandırıyor. Aslında herhalde bizi sahneye iten şey de bu. Bir sürü şeyi göze alıp bu işi yapmakta ısrar etmemizin sebebi de bu. Yani birçok karşılaşma yaşadığımızdan acaba daha ne kadar derine inebiliriz? Acaba daha ne kadar şunu da yapabilir miyim diye düşünüyorsun. Evet. Yani. Ama mesela o kadar farklı dinamikleri var ki Türkiye'de oyunculuk yapmanın, Fırat. Mesela şöyle bir şey oluyor işte. Ben abimi çektiğimde büyük oğlum ilkokula gidiyordu. Anaokulu ya da galiba. İşte onunla dalga geçmişlerdi. Senin baban geri zekalı. Filmi izlemişler bir yandan. Bir yandan da böyle bir karara varmışlar. Çocukların dünyası biraz bu anlamda blokajsız, vahşi bir dünyadır. Kendi küçük sineklerin tanrısını yaratmışlar orada. orada. Ve o da gelip sen gerizekalı mısın diye sordu. Yani işte gördüğün gibiyim oğlum yani demiştim, bunu hatırlıyorum. Böyle şeyler de var, aklının ucuna gelmeyecek tehlikeler de barındırıyor. Ya kendi ailen, o yaştaki çocukların bu mesleği algılayabilmesi, düşünsene annenin de makyaj çantası var, babanın da makyaj çantası yani, var. Değil mi? Ya şimdi çok garip bir durum bu çocuklar için algılayabilmesi, ama böyle bir ailenin içinde yetiştikleri zaman onlar ister istemez bu durumun ne kadar doğal olduğunu, çünkü senin gelip oyunlarını izliyor, yaptığın işi görüyor, arkadaşlarını görüyor. Tabii onun da bir tehlikesi var. Herkesi ünlü zannetmeye başlıyor. Herkes televizyona çıkan insanlar falan. Hayır oğlum, biz çok kalabalık görünen bir azınlığız, evet, aslına bakarsan. Çok kalabalık değiliz. Aynen. Şimdi bu kalabalık görünen azınlık konusuna gelmek istiyorum. Biraz. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bir oyunculuk okudun. Ben alaylıyım aslında. Alaylısın. Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda eğitim alıp oraya girdin. Ya, oradan. O da bir okul. Evet, evet, evet. Yani oradaki bir okul bitirdin. Ve alaylıların da okulluların da sonuçta girdikleri piyasa aynı piyasa. Aynı piyasa. Oturuyoruz, tiyatro yapıyoruz hep bir arada. Oturuyoruz, sahne şovu yapıyoruz hep bir arada. Ve birçok zorluğu da sırtlanıyoruz. Ve belli bazı şeylerde, özellikle kötü şeylerde bir kuyruk varsa uçurumun dibinde, en önünde biz varız. İyi şeylerde ve güzel şeylerde bir güzelliğe doğru açılıyorsa bu kapı, tamam, bir de kuyruk varsa en sonunda biz bekliyoruz. Yani sahne sanatıyla ilgilenenler, maalesef, uğraşanlar. Birbirimize o yüzden çok fazla destek olmak zorundayız. Bu geçtiğimiz sağlık yıkımı, 3 yılı kapsayan, evet, sağlık yıkımı ve özellikle sahne sanatlarına verdiği büyük darbe artık hepimizce aşikar. Bu dönemi nasıl aştınız? Ne yaptınız? Şöyle... Çok bahsettim de ben apartman sahnede son 3 yıldır hem idari sorumlusuyum hem oyuncusuyum. Muzaffer Bey'in de dediği, Muharrem Bey'in de dediği gibi Aspalı sahnede. Tuvalet kağıdını alan da bizi, sahneye çıkan da biziz diyor. Yani öyle tuvaleti biz, temizleyen de biziz. Tuvaleti temizleyen de biziz, aynen. Alternatif tiyatrolarda bu yapı var ve ben bunu çok daha değerli görüyorum. Ve biz apartman sahne olarak pandemi silindir gibi geçti bizim üstümüzden ve hala onun kalıntılarını atamadık. Hala onun borçları... Borçlarını ödüyoruz. Kalıntı dediğin o yani. Evet yani. Ama bu işte çok ısrar ederek bunun üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Yani saat 12 yasağı koydular. Okey, saat yani 8.30'da oyun oynayabiliyoruz. Hayır, 10 yasağı geldi sonra. Hatırlıyorum. 7'ye çektiniz oyunu. 7'ye çektik. Hafta sonu kapandı. Hafta içi 7'de oynarız dedik. Sonra 9 yasağı geldi, 6'ya çektik. Tabii. Oyunları. Yani 6'ya çıktı, tamam abi işte bak buralarda iş anları var. İşte insanlar işe gidip geliyor. Buralar yakın, Kadıköy. Hemen gelebilirler. Tamam, işten çıkan hemen gelsin oyuna gibi. 10 seyirci mi geldi? Tamam, işte o ayın elektrik faturası çıkmıştır gibi böyle gıdım 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 gelecek gelirleri hesaplaya hesaplaya ve insanüstü bir çalışmayla gerçekten normal, mesela pandemi dışında bu kadar çalışmamıştık biz. Ama şey de oldu, tuhaf, bunu nasıl tabir edilir bilmiyorum ama üretkenliğimiz de arttı. Sanatsal üretim de arttı. Ve bu hep konuşulur ya, istibdat dönemlerinde sanat aslında altın çağını yaşar diye. Çok yani, çok haklısın. İstibdadın aslında siyasi olmasına gerek yok. Bu da bir istibdat. Yani aslında salgının bir baskısı altında biz bu işi yapmaya çalıştıkça fark ettik ki daha üretkin hale geldik. 3 tane oyun çıkardık. Bir tanesi yolda. Bir sürü ekip kuruldu. Benim atölye kuruldu. Oradan bir komedyen grubu oluştu. Benim tek kişilik oyunum şekillendi vesaire. Baktığınızda 6-7 tane iş apartman sahnede filizlenmiş oldu.
Ama kabus gibi bir süreçti. Ya benim birçok arkadaşım, ben yine şanslıyım çünkü benim en azından bir mekanım var. Yani orada prova alabileceğim, masrafları minimalize edebileceğim bir yer orası benim için. Ama gezici tiyatrolar, herhangi bir sahnesi mekanı, olmayanlar. Sahnesi olmayanlar, bırakın gelir elde etmeyi, bu işi yapamamanın verdiği moral bozukluğuyla muazzam bir depresif döneme girdiler. Yani insanlar müzisyenlerin intihar etti yani. Tabii. Tiyatrocular senelerce, 3 yıl boyunca bir tiyatrocunun sahneye çıkamaması çok acı bir şey. Yani nasıl oluyor da mesela sinemaya, diziye dalıp tiyatroyu bırakanlara ben çok şaşırıyorum. Allah Allah, öyle o kadar mı oluyormuş falan diyorum kendi kendime. Bilmiyorum da sahneye çıkamamak bir tiyatrocu için, ya hayatın en büyük risklerini alıp bu mesleği tercih etmişsin. Ama bu mesleği icra edemiyorsun. Çünkü pandemi var falan. Bu psikolojiyle mücadele etmek çok zor ve benim tanıdığım bütün tiyatrolar hala bunun bıraktığı o borçlar olsun, psikolojik mücadeleler olsun, o ruh hali, hepsiyle hala mücadele halindeler ve edeceğiz herhalde bir süre daha. Ama bir yandan Yaşar Nuri Öztürk'ün dediği gibi kahır ve lütuf iç içedir derdi o. Bir yandan çatı örgütlerinin somutlaşması, tiyatrodaki çatı örgütlerin artık dile gelmesi, bir organizma haline gelmesi, bir muhatap alınması dönemi de aynı dönemi tekabül ediyor. Tiyatro kooperatifi, siz de oradasınız. Ben de yaz festivalinin açık hava oyunları çalışma grubundaydım. Orada mesela tiyatro kooperatifi sayesinde en azından destekler elde edildi, en azından evet, varlığımız bilindi, en azından sahne imkanı sunuldu insanlara. En azından bu meslekte olan insanlar bir araya gelip belli konularda mülahazalarını dile getirebildiler. En azından tanışabildiler. En azından bakanlık dedi ki ha, bunlar varmış. Belli protokoller oluştu. Bunların da bir yandan gidebiliyor olması sevindirici. Ve ben önümüzün aydınlık olduğunu görüyorum açıkçası. Artık bence tiyatro emekçileri Türkiye'de oyunu kuralına göre oynamaya başladılar gibime geliyor. O eski sanat romantizminden ziyade daha pragmatist, bu işi yapmak için de ısrarcı olmanın gerekliliklerinin daha çok farkında olup bu alanda yoğunlaşmaya daha cesur olan bir tiyatro camiası oluşmaya başladı Türkiye'de bence. Yani müzisyenlerin kendilerini romantizmin ya da bunalımın ağına bırakması daha anlaşılır bir şey diyorsun, evet, anladığım kadarıyla. Çok anlaşılır bir şey ama bu işin yapılabilmesi için biz artık sorunlarla şöyle, kriz hep oluyor. Oyun öncesi, daha dün Ayvalık'ta dip ses geldi, oyuna var yarım saat. Ve öyle bir oyun ki her saniyesi kıymetli, her saniyesinde anda olmanız lazım. Ama bizim kriz geldi ne yapacağız diye kendimizi salmak yerine gittik. O dip ses gelen hoparlörün fişini çektik. Tamam abi, tek hoparlörde oynayacağız o zaman. Çözüm üretmeye dönüp, sürekli çözüm üretmek zorunda olduğumuzdan. Sürekli çözüm nedir abi, bunun çözümü bu. Tamam, o zaman bunu yapıp işimizi devam edebilelim. Yapmaya devam edebilelim. Gibi bir refleks gelişti. Hı hı. Ve daha pragmatist, daha realist, daha rasyonalist bir yere aldık mecburen. İşleyişi aldık en azından. İçeriği, sahne üretimini değil de bu sahne dışındaki organizasyonel bölümün işleyişini daha rasyonel bir yere almayı becerebildiğimizi düşünüyorum tiyatrocular olarak. Ya da o yoldayız yani. Bu çok zorlu bir şey. Zor bir şey. Yani, bu tamamıyla şeye benziyor. İdman yaparak gücünü arttırmak. Her gün bir fazlasını yapmak. Elbette. Karşılaştığın her türlü zorlukla baş edebilmeyi öğrenmek ve bir süre sonra da artık zorlukların sana sadece aşılması gereken bir engel olarak görünmesi. O kadar. Kesinlikle. Zorluk mu var? Aşarız. Nasıl aşarız? Bulacağız. Evet. Yani onun için dertlenmek bir çözüm getirmiyormuş. Onu öğrendik yani. Efendim, bir şey sordunuz, kaçırdım. Hayır. Ben bir şey sormadım. Yani bunun bizim mesleğimizdeki ilerleyişini düşündüm kendi kafamda. Bizim ne kadar çözüm odaklı ve ne kadar hızlı düşünüp çabuk karar verebilme yeteneğine mesleki olarak sahip olduğumuzu düşündüm. Kesinlikle. Hem bir arada iş yapmaya çok alışmış insanlarız. Çünkü bir ensemble yapıyoruz sahne üzerinde. Hem aynı zamanda karşımıza çıkan engellerle nasıl yüzleşeceğimizi, o engelleri aşma yollarını nasıl bulacağımızı ve ne kadar pratik olabileceğimizi de birbirimize defalarca kanıtlamışızdır. Kesinlikle. O şeyi hatırladım şimdi, hiç unutmuyorum. Sanıyorum
Kağıthane sahnesinde, şehir tiyatrolarında ve yine sanıyorum 2000 atılmadan önce ben herhalde 2015 yılında bir yaz gecesi rüyası oynarken oyunda bir tras var ve o tras hareketli bir tras. İki tane şeyi var, geçişgeni var ve oyunun hepsinde tek bir yerinde geriye giderek perdeyi alıyor ve bütün perdeleri açarak orman görüntüsünü oluşturuyor. Aslına bakıldığında önde dümdüz bir parçalardan oluşan kırmızı perde görüyoruz. Ama bunlar geriye gittikçe tık 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 bütün perdeleri yerine diziyor otomatik bir şekilde ve kırmızı gövdeli ağaçların olduğu bir orman oluşuyor. Ve oyunda türlü türlü numara var. Oyunun sadece ilk 15 dakikasında kırmızı perde kapalı ve ondan sonra açılıp oyunun son 10 dakikasında gene kapalı bir halde. Ve şeyi hiç unutmuyorum yani, o gün bulduğumuz çözümü ne kadar kısa sürede yaptığımızı, tras bozuldu. Trası tamamen geriye doğru itip ormanı otomatiğe bağladık. Öndeki tiyatronun perdesini kapatıp kırmızı perdeyi öne aldık. Ve trasın hareket etmesi gereken saatte de tam o sırada da kırmızı perdeyi açarak ormanla karşılaştırdık. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktu ve anında bulduğumuz çözüm buydu. Trası manuel bir şekilde geriye doğru yaslayıp elimizde sopalar onlar bunlar çekerek oyunun bekası için o anda ürettiğimiz şeyin ne kadar acayip bir şey olduğunu şimdi hala baktığımda o perde mavi de olabilirdi. Anlatabiliyor muyum ama kırmızıydı işte. Evet Allah'tan. Ya şey herhalde biraz da şimdi seyirci geliyor bir ekstra bir mahcubiyet oluşmamasından kaynaklanan bir stres de olabiliyor sanki. Ya bir de bu tiyatro paydaşları ya da bir oyunda oynayan tekniğiyle, oyuncusuyla, yönetmeniyle o tiyatro ekibi normal bir ofis çalışanları gibi olmuyor yani. İş arkadaşı gibi olmuyor. Aynı dertle aynı kaderin ortağı olduğu için. Herkes çözüm peşinde. Evet, dava adamı gibi oluyor herkes orada yani. Herkes çok iyi tanıyor bir kere. Bu insanlarla birlikte yola da gidiyor, turneye gidiyor, günlerce aynı odada da kalıyor, geliyor, günlerce prova alıyor, oyuna çıkıyor. Yani bir iş arkadaşını, iki tane iş arkadaşının birbirini tanımasının belki beş katı kadar birbirine hakim, birbirini tanıyan insanlar. Ve kimin ne işte becerikli olduğu da az biraz ortaya çıkıyor. Ve iş bölümü de ona göre yapılıyor. Bu kritik kriz anlarında çabuk hareket etme yetisi de belki bu tanınırlıktan da geliyor olabilir yani. Peki şimdi burada ilginç bir konu var. Sen stand-up yapıyorsun ve sahneye çıkıyorsun. Ve dediğim gibi daha konuşmanın başında konuştuğumuzda dilin kemiği yok. Evet tabii. Ama bir metin var ortada. Yapacağın espriler, zamanlamalar, onların hepsi metnin içinde, senin kafanda özellikle sen yazmış olduğun için var. Hatta beğendiğin, arkadaşın önerdiği esprileri de ekliyorsun. Evet. Duyduğun, espri satın alıyorsundur belki. O oluyor mu hakikaten acaba ya? Eskiden oluyordu. Oluyor muymuş evet. Ya? Ay be. Eskiden büyük komedyenler sahne üzerindeki bir doğaçlamada beğendikleri bir şey olursa parasını verip satın alırlarmış Türkiye'de. Vay be. Aynen öyle. Yani oyuncu arkadaşına bu espriyi satın alıyormuş. Parayı çıkartıp espriyi alırmış. Bu tabii ki işin hem gerçek hem de şaka boyutu bir yandan da. Fakat Türkiye'de sözle para kazanmak çok zor bir şey. Çünkü Türkiye çok korkunç bir baskı ülkesi aynı zamanda. Herkesin son derece dikkatli olması gereken bir baskı ülkesi. Peki Fırat, yazmış olduğum bu metni tüm ayrıntılarıyla önden avukatlar okuttuğunu biliyorum. Avukatların görüşlerini alıyorsun. Bu suç mu, bu suç mu, bu suç mu? Ama Türkiye'de her şey suç olabiliyor. Zaten suç onlar da bu suç diyorlar. Şey diyorlar daha doğrusu. Normalde değil ama suç isterlerse suç falan diyorlar. Yani. Evet. Bununla nasıl baş ediyorsun? Artık gözü karartıyorsunuz ya. Çünkü bu otosansür meselesi çok konuşuluyor sahnede. Yani çok tartışılıyor, çok soruluyor. Ben hiçbir işin, hiçbir sanatsal üretimin otosansüre maruz kalmadan çıktığını düşünmüyorum. İrili ufaklı. Bir şekilde toplumsal, ya toplumun baskı aygıtlarını gözeterek bir iş ortaya koyduğunuzdan otosansürü otomatik olarak zaten uygulamış oluyorsunuz. Hele hele bir de Türkiye'deyseniz. Ben bu otosansür meselesini elbette gözeterek çıkardım, ne yalan söyleyeyim. Yani çünkü kendi aklımdakini birebir koyduğumda ne seyirlik oluyor, yani hakikaten ne ben tatmin oluyorum o sahnenin, onun kalitesinden, ne de gerek var diyorum kendi kendime. Bunu daha akıllıca, daha seyirlik, daha genius bir yerden belki verilebiliri ben kendi kendime düşündüm. Benim metin oluşturma meselesi yazar olmadığımdan,
İşte bilgisayarın başına geçip stand-up hikayesini anlatmadım aslında. Kodlamayla gittim. Şöyle bir hikayem var. Şunu bir ele alayım dedim. Yazdım. Anlatıyorum böyle arkadaş çevresinde işte otururken muhabbetli. Bir şekilde konuyu oraya getiriyorum. Sonra anlatmaya başlıyorum. Aa bakıyorum güzel burada reaksiyon aldı. Yani komedyen, arkadaş ortamları komedyenlerin prova alanlarıdır aynı zamanda. Sonra diyorum bunu not edeyim. Gecelerce uykusuz kalıyorum. Yani özellikle ilk çıkardığım zamanlarda saat 2'de yatağa girip 8'de hala kalkıp not almışlığım, sabah 8'e kadar uyuyamadan filan onlar var. Sonra onları şekillendiriyorsunuz. Danıştığım insanlar var. Sıla Erkan, Apartman Sahne'nin kurucusu, yazar, yönetmen, oyuncu. O benim akıl hocam gibi bir şeydir. Yani ne olursa ona giderim. O zaten en iyisini söylüyor sağ olsun. Böyle ufak danışmanlıklarla, avukatlar da buna dahil. Gösteriyorsunuz, çıkarıyorsunuz ama benim mesela ben hiçbir zaman şeyden yola çıkmadım. 3-4 yıldır yapıyorum komedyenliği, stand-up komedyenliğini. Şu hikayeyi anlatacağım, şu meseleden bahsedeceğim gibi bir amacım olmadı. Ben bir meseleden bahsettim, bu politik bir şeye dönüştü. Ben bir hikayemi anlattım, bu toplumsal bir meseleye entegre edilebilir bir hale geldi. Çünkü benim yaşadıklarım bunlar. Yani ben kendi hikayemi önüme koyduğumda böyle bir şey çıkıyor. Bu Kürt mevzusu, Kürtlük mevzusu son dönemde patlayan videodaki anlattığım olay da o. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir şey. Hı hı. Ve benim Antalya'da lise döneminde ya da üniversite döneminde yaşadıklarımın aslında bir iz düşümü o. Ve bunu yani işte okuduğum yatılı okulda ayrımcılığa maruz kalmışlığım da oldu. Ya da şey sahiplenme, beni sahiplenenler de oldu. Bu daha mide bulandırıcı bir şey. Ya da mesela tanışırsınız, nerelisin? Diyarbakırlıyım. Başlıyor övmeye. Diyarbakır şöyle, Diyarbakır insanları böyle iyi, böyle iyi. Sanki bir suçu atlıyormuş gibi geliyor. Yani bir Denizlili birine ya da ne bileyim Yozgatlı birine böyle bir güzelleme yapma çabasına girmiyoruz mesela. Bu bana alttan böyle bir üstenci bir kibirle de yaklaşıldığını görüyorum. Tabii bunların hepsi bir mesele haline geliyor. Ve komedi dediğim şey yani hep konuşulur trajedi artı zaman olduğu için. Hı hı. Yani ben stand-up atölyesinde de ondan hep bahsediyorum. Komik bir şey üretirken komik anılarınızdan ziyade travmatik anılarınıza yönelin. Yani trajedilerinize yönelin. Atıyorum bir araba kazası yaparsınız. Kimseye bir şey olmaz ama yaralanırsınız. O gün ya da o hafta çok kötü geçer. Dersiniz ki şöyle kaza yaptık işte üzülürsünüz, moraliniz bozulur. Aradan 2 hafta geçtik, ya şey 2 yıl geçer. Arkadaşlarınız o kazanın geyini yaparsınız. Daha çok nelerden rahatsız olduğunuz, neler ağlattı, neler üzdü, neler sinirlendirdi. Bunları bir dökün ortaya, bir saçın. Sonra bunlar komik biçimi nasıl girilir onu araştıralım gibi bir şeydi. Ve ben de aslında farkında olmadan hep sinirlendiğim, öfkelendiğim şeyler komik bir hale dönüşüverdi. Ya da çocukluğumdan beri sorguladığım meseleler, yaşadığım çatışmalar. Bunların hepsi birer komedi malzemesiymiş. Bunu ben bu işi yaparken fark ettim açıkçası. İnsanlar tabii ustalarımız hep dile getiriyordu bunu da hani birebir yaşamak, bunun farkına varmak başka bir şey. Ne güzel anlattın trajedi artı zaman diye komedinin çıkışını. aslına bakarsan pek çok trajik hikaye, tarihe mal olmuş trajik hikayenin de komedisi yapılabiliyor. Evet. Yani onu öyle anlatmayı tercih ediyorlar. Evet. Hadi canım böyle de şey olur mu? Ama o anda onu yaşayanlar için bundan daha büyük bir trajedi görülemez, duyulamaz, bilinemez. Fakat o bile gelse bir 2500 yıl geriye bak abicim şöyle şöyle olaylar oldu gel otur izleyelim gülelim desen. Evet ya araya bir zaman girmesi, onun hazmedilmesi, trajediden bile biraz zaman eklediğinde komedinin ne kadar rahatlıkla çıkarılabileceğini kendi hayatımızda kesinlikle. Aynı zamanda edebiyatta da gösteriyor. Ben komedinin barış, insanları kendi kişisel tarihleriyle barıştıran bir yapıya da sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan bir şeye gülüyorsa, trajik bir şeye gülüyorsa ona onunla barışmıştır demek. Ya da kabullenmiştir demek bu. Ne kadar güzel anlattın. Ne kadar güzel söyledin Fırat. Ya komedi barıştırıyor da bir yandan, insanı kendisiyle barıştırıyor. Bu trajedi meselesini, ölçeğini biraz daha genişletecek olursak bence ciddi, yani ciddi başlığı altında, ciddi olan her şeyin bir yandan da komik olduğunu da düşünüyorum ben. Atıyorum çocuklukta camiye gidip namaz kılarken bile iki arkadaş yan yana kaldığında tıslar, güler, bir şey olur. Ya da cenazede gülmeler olur bilmem. Bir şey ne kadar ciddiyse o kadar da komikmiş gibime geliyor benim. Ama bu komik tabii şey anlaşılmasın. Saygısız bir şey değil. İnsan yapsın özgü bir şey.
Ve şeyi fark ettim. Olağanın kırılması der ya Henry Bergson komedi için. Bir şey olağan şekilde seyrederken normalizasyonu kırıldığında komik oluyor. Yani bir adamın yürürken bir anda ansızın düşmesi gibi. Bu komik olur. Kaba komediye örnektir belki ama... Belki sıradanlığın dışına çıktığımızda, biraz o çemberin dışına çıktığımızda onun ne kadar komik olduğunu... Komiğe girmiş oluyoruz. Aynen. Fırat, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şahane bir sohbet oldu. Umuyorum seyircilerimiz de en az benim kadar keyif almışlardır bu sohbetten. Zaman nasıl geçtiğini anlamadım. İşte güzel sohbet öyle oluyor. Evet, çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Fırat Aksal'dı. Oyuncu, komedyen, stand-upçı. Onunla birlikte fırsat eşitliğinden, geldiğimiz yerlerden, konuştuğumuz dillerden, yaptığımız meslekten, onun zorluklarından konuştuk. Umuyorum siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır bu sohbetten. Hepinize iyi pazarlar diliyoruz.